Merhaba arkadaşlar. Şimdi sahip köklerinden yumrularını alıp gelecek yıla nasıl hazırlayacağımızı göstereceğim sizlere. Öncelikle bilinen bir yanlış var. Bu yılın yeni yumrusu kesinlikle kopartılmayacak. Önceki yıla ait olan yumruyu kopartacağız. Eğer biz bu yılın yeni yumrusunu alıp salep olarak kullanırsak gelecek yıla salep yumru olarak geri gelmeyecek bize. Ölecek, çürüyecek, gidecek çünkü. Aynı zamanda bitki de tamamen yok olacak. O yüzden asla yeni yumruyu kesinlikle almıyoruz. Bitki popülasyonunun devamı için mutlaka yeni yumru üzerinde kalacak. Eski yumrusunu koparıp tabağımıza koyacağız. Görmüş olduğunuz suda bekletiyorum şu anda. Bunlar hepsi eski yumru. İçlerinde bir tek şu yeni yumru. Onları da çıkartırken zarar verdiğim için onu ayırmadım. Çünkü koysaydım çürümeye devam edip yok olup gidecekti. Şu görmüş olduğunuz gibi farklı bir tür. Şu görmüş olduğunuz gibi farklı bir tür. Şu görmüş olduğunuz gibi şunlar farklı bir tür. Diğerleri daha küçük. Görmüş olduğunuz gibi şurada bir tane küçük var. Bunun yumrusu da küçüktür. Onun da eski yumrusunu alacağız, yenisini bırakacağız. Bitki büyüyene kadar kendi boyutuna gelebilmesi için en az 2-3 yıl geçmesi gerekiyor. Yani şöyle bir bitki yetişebilmesi için şu bitkinin en az 1-2 yıl daha var. Şu an çiçek açmış olduğunuz gibi tomurcukları var. Çiçeklerin üzerinde değil, yumruları gibi çiçek köklerinde tohumlar oluşuyor. Ve bunların hepsinde belki bir tane tohum var. Şu an olgunlaştığı zaman görürüz onu. Belki o zaman yeni bir video çekeriz. Olgunlaştığı videoyu çekeriz, gösteririz. Şu an için kökünden nasıl ayıracağımızı gösteriyorum. Saksılarımı ekmiştim ben. Bunları geçen yıl ektim. Deneme maaşı yapıyoruz şu an zaten. Ve görmüş olduğunuz gibi saksımızın içinden kaya yosunlarını çıkarttım. Nemli tutmasını sağlıyor. Özellikle bitkilere, çiçeklere bunu kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi değnek yardımıyla toprağını yumuşatıyoruz. Tabi bunu yaparken yumruya kesinlikle dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yoksa yumruğumuza zarar verdiği andan itibaren yumruğumuz ölür. Onu dikkatli yapacağız. Şu an saçaklarına denk geldi fark ettiyseniz. Şunu yaptıktan sonra toprağımızı içinden boşaltıyoruz. Ve yumruğumuza yaklaşmak için şurada bir şey var ama bu taşa benziyor sanki. Evet, bu taşmış. Taşımızı içinden atalım. Şu an yumruğumuza yaklaşarak çıkartacağız onu. Saçaklarını en uçtan yapmalıyız ki her zaman saçaklarına zarar vermememiz lazım bitkinin. Şu an saçağın bir tanesini gördük. Evet, ikinci saçağımızı gördük. Şu an arkasından şöyle birkaç sefer vurduğumuz zaman saçakları görüyoruz arkadaşlar. Karıncalar aynı zamanda yuva yapmışlar içine. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Tabii karıncaların arayıp bulamadığı böyle bir kutunun içinde sürekli. Evet, şu an görmüş olduğunuz toprağı içinden boşaltıyorum. Arkasından saksımızı vurarak içindeki toprağın dökülmesini sağlayabiliriz. Şimdi yanlardan biraz daha yumuşatacağım bunu ben. Evet. Ve en bitkiye en az zararı verecek şekilde yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi dibine çok yaklaştık. Şöyle asıldığımız zaman hala gelmiyor. Toprak hala sıkıyor onu. Bunu yaparken tabi yumuşak bir toprak kullanmanız gerekiyor. O yüzden kumla karıştırmamız gerekiyor toprağımızı da. Yanlardan birazcık baskı uygulayayım şimdi. Toprağı çıkartmak için. Evet, şu an çıkarttık salepimizi. Göstereceğim şimdi size de. Aynen.
Şu an yumurusunu, evet, alttan gördüğümüz gibi. Şu an yeni yumruyu gördünüz. Karıncalar tabii yuva yapmış buraya. Şunu birazcık daha bozalım. Şu an karıncalar kendilerine başka yuva bulacaklar büyük ihtimal. Evet. Görmüş olduğunuz gibi eski yumru. Şu an burada böcekler de var aynı zamanda. Böcekleri yemeye gelmiş karıncalar. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Şu an yaprak bitleri var. Aslında karıncalar yuva yapmamışlar ama onları yemeye gelmişler galiba diye. Onları yemek için gelmişler diye varsayıyorum şu an için. Çünkü yumru böyle bitkilerin diplerini, bu böceklerin yumurtalarını bırakması ve burada popülasyonları sürdürmenin en iyi nemli ortam bulmaları için çok iyi bir yer. Yaprak bitiymiş arkadaşlar onlar. Karınca yuvası diye. Karıncalar yaprak bitlerini çok sever bildiğiniz gibi. Onları yemek için gelmişler. Bir türlü bir tanesi düşmedi ya. Ha, şimdi düştü. Şimdi görmüş olduğunuz gibi iki tane yumrusu var. Büyük olan ve taze olan, fark edirseniz serttir o, yeni yumrusu ve geçen yılın yumrusu olan şu. Ondan önceki olan yumru da şu. Kabuklarını dökmüş, görmüş olduğunuz gibi. Çürümüş gitmiş içinde. Şimdi biz bunu alacağız. Eski yumruyu. Buradan diğer yumruya zarar vermeden kırıp alıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi eski yumrumuz. Buruşuktur zaten, belli olur hemen eski yumru olduğu. Buraya attık. Şimdi ne yapacağız? Yeni yumrumuzu tekrar almış olduğumuz toprağa biraz daha yumuşak bir toprakla karıştırarak, şuradaki toprak var, odan alıp geleyim hemen. Tekrar saksımızın içine gömeceğiz arkadaşlar. Tabii saksımızın içindeki toprağımızı tamamen boşaltıyoruz. Geçen yıldan ekmiş olduğumuz saksımızdı bu. O zamanlar toprak bulmakta zor olduğu için hemen yakın bir çevreden toprak bulup ekmişim arkadaşlar. O yüzden toprağı daha yumuşak yapmamız lazım. Bu da sert bir toprakta yumruğunun gelişme olasılığı daha düşük. Ama görmüş olduğunuz gibi şu yumruğu gelecek yıl koparacağız ve yumruğu bu şekilde büyük olacak. Zamanı gelince koparacağız. Şu an bu çiçek açmamış. 2 yılda bir çiçek açıyor arkadaşlar bunlar. Biraz toprak alıp geleyim ben şuradan. Şu an yeni toprağımızla eski toprağımızı karıştırıyoruz arkadaşlar. Şu an karıştırmış olduğumuz toprak hem gübreli hem keçi gübreli özellikle. Bu verimini arttırmasını planlıyoruz tabi. Aynı zamanda şu an toprak da yumuşamış olacak bunu karıştırarak. Mutlaka toprağın her yıl değişiklik yapın arkadaşlar. Veya ilave maddeleri kullanın. Mutlaka faydasını göreceksiniz. Şimdi saksımızın dibine biraz salep toprağı için koyduk. Bu yıl farklı bir yöntem daha izlemek istiyorum aslında da. Neyse, şu an onu yapmayacağım. Şimdilik böyle yapalım. Yumruğumuzu yerleştirdim. Toprağımı yumruğun etrafına, saçaklarını örtecek şekilde şu an katıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Sadece hafif baskılar uyguladım. Yumruğuna zarar vermesin diye. Evet. Şu an bu saksımız hazır. Tekrar kaya yosunlarını saksımın etrafına koyuyorum. Doğadaki ortamını koruması için, nemli tutması için, aynı zamanda bitki popülasyonunun devamı için.
Şu an bu saksımız hazır. Ben buna birazcık su dökeceğim. Su döktükten sonra yine eski yerine koyacağız.